Tamam, buralara da işçi gelmeye başladı. Bu kumaş üretecek. Ha, buna bir de chemical lazım. Chemical için üniversite gerekiyordu galiba. Araştırmam gerekiyor onu. Crop da yok diyor. Crop ne yok lan? Crop var işte burada. Tamam. Buraya birazcık chemical alacağım. Tamam. Chemical'ı şu an dışarıdan alalım. Öyle satalım. Chemical büyük ihtimalle şu petrol şeyinde olacak da. Bu bölgede işimize yarayacak da. Şu an şey yapamıyorum onu. Kullanamıyorum onu. Daha sonra bakarız. Şuraya da bir tek tek üniversite yapabilir. Komünist Parti'nin şeyini yapabiliyormuşuz. Teknik üniversite. Teknik üniversite yapalım ki birileri buradan mezun olduğunu, sürekli olarak teknik üniversiteden mezun olduğu ile ilgili gurur duyabilsin. Bu hepsine göre daha pahalı bir bina tabi. Tabi buna da bir tane otobüs lazım. Buradan alacak. He, sonra. Bekle. Çok yakın olmadı mı bu ya? Uzaklardan alsın diyeceğim. Zaten şuradan alıp getir işte. Paramız artmıyor. Paramız gidiyor çünkü. Çok fazla şeye harcıyoruz şu an. Daha kendi kendine yeten bir ekonomi değil. Eyvallah, iyi seyirler. Yavaş yavaş oraya varmaya çalışıyoruz da. Daha yeni inşaat yapmaya başlayacağız. İlk defa inşaat yapacağız. İnşallah yani o da. Paramız da buradan geliyor. Bundan. Bu her götürdüğünde çelik için falan güzel para geliyor. Ama çelik o kadar hızlı üretilemiyor gibi. Daha ziyade kömür pek yetmiyor gibi. Yine yüklendi gerçi. Bayağı bir çeliği şu an ama. Kömür yetişmiyor oraya. Kömürü ne yaparız? Nasıl hazırlarız bilmiyorum ama kömür yettiremiyorum bir türlü. 180 ton kömür gidiyor, yetmiyor. Bana mısın demiyor. Bence bir kömür treni daha yapalım biz ya. Paramız var mı? Az da olsa var. Şuraya geleceksin, kömürü yükleneceksin. Sonra da buraya gelip kömürü bırakacaksın. Gabiş. Haydi bakalım. En azından aralarında bir şey oluşsun. Süre farkı oluşsun. Şimdi şöyle bir şey var. İki tren çok yakın duruyor. Aslında çok da yakın değillermiş. Biraz fazla tren trafiği olacak ama o sıkıntı. Hepsi birbirini beklediği için. Geç anam, geç. Sıkıntı yok, geç. Kaldır kıçını, geç. Para bitecek de. İşte sata sata kazanacağız. Şu an elektrik falan da satıyoruz. Hala dolarımız var. Dolarla da alınabilir şeylerin sayısı biraz az ama. Her şeyi %100 satın alıyorsunuz diye bir durum yok. Sen nereye gidiyorsun lan? Bunda bir bokluk var.
Ha bu kömürü buraya bırakıyor. Buranın kömürü dolu be oğlum. İşçisi yok hatta yani. Çok büyük bir kapasitesi var ama buraya bıraktığı için çok da bir anlamı yok gibi yani. 75 ton kömür var. Şöyle yapalım mı? %100'ünü indirme. %50'sini indir. Gel buraya geri kalan %50'yi de indir. E kalan %100'ü pardon, affedersiniz. Çünkü burası yani sandığımız kadar yemiyor. Dolmuş deposu. Şimdi deposunda taşıdığın %50'sini buraya getirmeye çalışacak. Yetmedikçe şey yapacak. Peki burası niye çalışmıyor mesela? Quarry Stone'u alıyorsun. Gravel yapıyorsun. Çıkartıp buraya bırakıyorsun. Bu gravel'da çıkıp buraya mı geliyor? Ya da ayarlamadık mı acaba onu? Buradan alıp buraya götürüyor. Buradan da alıyorsun. Buraya gravel alıyorsun. Taş bırakıyorsun. Buraya götürüyorsun. Ne yapmışız lan buradan? Peki burada niye gravel var mesela? Burada duruyor gravel'larım benim. Bence bir yerde hata yapmışım ben burada ama hala fark etmemişim gibi geliyor. Bu herif taş getirecek buraya. Tamam. Buradan gravel çıkacak. Buraya gravel bırakıyoruz. Bu depoya. Bu depodan kimse bir şey alıp bir yere götürmüyor yalnız. Ne yapmayacağız? Load yapmayacaksın. Unload yapacaksın. Taş bırakacaksın oradan. Sonrasında ben sana çözeyim onu hemen. Gel. Buradan gravel'ı alacaksın. Buraya ve buraya bırakacaksın. Tamam, bitti gitti. Tamam. Burayı yanlış dizaynlamışız mesela. Yani Metro oyunun kitabını aldım. Onu okuyup geldim. Orada okuduğum yerde komünistlerden bahsediyor. Orada faşistler, komünistler ne ararsan var, orası çok çılgın bir yer. Anladınız mı nerede sıkıntı olduğunu? Bakın buraya taş giriyor, tamam mı? Buradan gravel çıkıyor. Türkçesini bilmiyorum gravel'ın. O yüzden gravel diyorum bu söyledim. Buraya taş getirecekler. Buradan gravel çıkacak. Buradan çıkan gravel zaten otomatik olarak buraya düşüyor. Burada sıkıntı yok. Ben granit mi? Tamam. Graniti buradan al demişim. Halbuki buradan otomatik olarak konveyörler aracılığıyla bu depoya düşüyor. Yani graniti buradan almam lazımdı. Dolayısıyla buralara granit gitmiyormuş. Buralar çalışmıyormuş yani. Çimento çalışmıyormuş. İşte bu. Gerçi burada var bayağı bir. Buradaki malları da taşıyacak bir adam lazım o zaman. Oradan malları alacak, buraya taşıyacak prefableri. Buna da gravel gelmiyor. Abo. Şuraya da gravel gelecek. Buraya da gelmiyor. Bunlar da çimento üretiyor. Granit ve çimentodan beton üretiyorlar, pardon. O zaman bir damper daha alalım biz buraya. Bu damperler burayı kurtarmaz. Bayağı bir damper lazım. Gravel çakıl, granit değil. Tamam, çakıl.
Tam 150 ton kömür oldu sonunda be. Kömür birikmeye başladı. Bu ne getiriyor? Bunun içi niye dolu lan? Çelik almaya geliyor da niye içi dolu onun? İçini boşaltmamış. Allah Allah. Granit'in İngilizcesi direkt granite, sonuna E koyuyorsun. Burada demir cevheri yetmeyecek gibi de. Demiri tüketiyoruz bayağı sağlam. Aleykümselam. Vallahi ben de nasıl uyanamadım bilmiyorum ama bayağı uyanamadım yani. Burada çalışanların en az %55-60 civarında hükümete bağlı olmasını isteyeceğiz bu sırada. Öğrencileri zorla bağlı etsinler. Ki bekleyen bayağı var. Şu chemistry'yi açtık mı çözülecek bu sırada. Dışarıdan alıyoruz kimyasalı. Birazdan paramız yetmeyecek ona. Teknik üniversitede bir araştırılsın, çözsünler. %50 yapalım, yeterince profesörümüz yokmuş. Sen nereye gidecektin ki? Evet, yol yapmamışız. Otobüse yol yapmamışım. Otobüsü kafasında soru işaretleri var. Yan dikmişim yanlışlıkla. Otobüs ne oluyor lan, nereye gönderiyor? Beni diyor bana. Aga be, içi de bomboş bu sırada ya. Ha, seni ayarlayabiliyoruz. Sadece öğrenci al. Aa, üniversite öğrenimi görmüşler, şunlar bunlar diye ayırabiliyoruz. Oo, bayağı bir şey varmış. Ambulans yetişemedi mi? Haklı, ambulans bambaşka bir yerde çünkü. Abi buranın nasıl yolu bağlı değil ya? Götünün dibine yapmışım. İnanamıyorum gerçekten. Seni nasıl satacağız? Sat. Otomatik bağlama mevzunun çalışmaması çok üzücü. Arada bir çalışması gerekiyor. Bazen bug'a giriyor ve fark etmiyorum. Zoom'da çok fark edilecek bir şey değil çünkü. Tabii ki ben yokken iktidar yol yoktu. Ben yokken iktidar yoktu. Biz geldik. Çok şükür herkesin iktidarı yerinde. Yürüyerek giden de bir sürü insan var ama. Güzel, şu kimyayı bir araştırsınlar. Biz hala daha şeyi ne yapacağımızı bulamadık, yakıtı. Yarım kilo iktidar mı? Vallahi param muhtemelen kaldırmaz bir tren yolu daha çekmeyi buradan böyle. Çok uzun bir yol çünkü. Ama arabayla da satabileceğimiz yakınlıkta birileri yok. O da çok pahalıya gelir muhtemelen. Yani şu aradan bir tren yolu çıkarıp buraya bağlarsam, ama istasyon yapmak lazım yani. Hiç ucuz şeyler değil bunlar. Buraya bir istasyon yapacağız, tren yolu çekeceğiz, tren getirmemiz lazım buraya falan filan, depo lazım. Yani rublemiz yetmez ona. Peki kıçımıza mı sokacağız bu kadar benzini? Yani depolayabiliriz.
depolarız. Bunu da bir yerden artık yollarız gider yani, ne diyeyim. Binanın içi dolmak üzere çünkü en mantıklısı bu olacak gibi. Oyun çok tatlı da öğrenme işi gerçekten şey yani, biraz fazla pratik istiyor. Birazcık pratik yapmadan oyunu öğrenmek diye bir şey yok. Evet, parayı yedik, içtik, bitirdik. Bu saatten sonra artık inşaatlara bakıyoruz nasıl olacaklar diye. Olmazlarsa sıçtık çünkü. Ki çok inşaat yapılmıyor gibi. Ha, başlamış. Yol yapmaya başlamışlar. %74'ünü yapmış. Concrete plant can produce concrete. İşçi bulunmakta zorluk çekiyor. İşçiyi şuradan bir yerden çekin. İşçi varsa orada vardır. Peki neden çimentomuz yok? İşçi yok diyor. Ne demek işçi yok? Burada da pardon, çimento yok, beton yok. Çimento yok çünkü gravel yetmiyor. Yani çakıl. İşçi yetmiyor. İşçiler daha sık gelmeli buraya. İş gücümüz az ya. Böyle dertlerimiz de var. Ve 11 ton çakıl var. Damperler çok aşırı fazla şey yükleyemiyorlar maalesef. Getirebildikleriyle idare etmeye çalışıyoruz. Herkes kafasına göre bir yerde mi çalışıyor? Nasıl ortam lan? Şunlara bir şey yapalım. Yaya yolu yapalım. Yaya yolu olmayınca bunlar biraz saçma sapan yerlerden gidiyorlar işe. Ta ön yoldan dönüyor falan. Çok uzun sürer o iş. Geçeceğin o iş. Burada da çimento biriktiriyormuş. Çok böyle osuruktan bir miktar üretmişiz. Bunun da sebebi işçi şey, kaynak bir türlü burada olmadığı için ama. Of, çakıl da çok az. Deli gibi çakıl lazım. Daha çok kamyon da buranın toplam alabileceği kamyon sayısını geçtik. Daha büyük damperleri var mıydı acaba? Dur bakayım total kapasite. Zaten kısmen büyüğünü kullanıyoruz. Yok lan, en küçüğünü kullanıyormuşuz. Oğlum en küçüğünü kullanıyormuşuz lan. Doldur şunları ya. En büyükleri de biraz yavaş ama olsun. İyi seyirler komrat komiser, şu patatesleri nereye koyayım? Herkes de patatesle geliyor bana ya. Oğlum başka bir şey üretmiyor muyuz zannediyorsunuz biz? Bir sürü şey üretiyoruz lan, ortalığı karıştırmayın. Peki ben niye buraya acaba şey koydum? Ha, buradan bindiriyoruz odunları buraya. Odun ve şey, bordo. Kereste diyebiliriz. İşlenmiş odun. Bizim çelik yine bir göte geldi. Çeliği bırakmıyor. Niye bırakmıyorsun ya? Bitene kadar şey, yükleme değil de boşaltma bitene kadar bekle emri verdim. Çünkü üstünde çelikle falan geziyor bayağıdır bu. Demin de gördüm. Üzerindeki malları bırakmadan gidip duruyor. Saçma yani. %100'ünü bırak diye emir verdim. Eti meskut mu? Gerçekten yaptığımız bu mu yani? İnşaatlar birazcık daha yavaş işleyecek tabii. Şimdi gerçek Sovyet olduk işte bak. Malımız yok, nefesimiz kokuyor falan. Şimdi gerçek Sovyet olduk. Şu dakikaya kadar gerçek Sovyet falan değilmişiz biz. Onu fark ettim. İnsan üstüne çelikle nasıl gezer? Adam evden çık... Hayır ya, tren. Tren üzerinde çelikle geziyor.
Burada bırakacak emrime göre. %100'ünü bırakması lazım. Ah, aferin. Git şimdi. Anasını satayım, bunları dışarı satıyoruz. Bunların şey olması lazım. Bunları doldurmamız lazım. Baksana boş gidiyor şu an herif. Abi sen geri dönsene ya. Bu otomatik dönmesi biraz saçma, evet. Geri dönsün, alsın, üzeri boş gidiyor. Abi hayır, bunu istemiyorum. Acı. Çöpe attık. Bitümen neydi hatırlamıyorum da. Söylemiştin, zift miydi neydi? Asfalt yapmak için gereken. Onu çöpe atmak zorunda kaldım bunu ayarlamadığım için. Neyse şimdi en azından yakıtı ekliyoruz. Purge mü? Lan biraz daha hızlı para kazanırsak, kazanabilirsek ki bayağı yavaş işliyor para kazanımız ama birazcık daha hızlı para kazanabilirsek şey yapabilirim. Benzin içinde bir yol çekebilirim. Parayı peki millet nasıl kazanıyor en hızlı? Kıyafetle herhalde ya. Ha, bu kadar gelişmiş sanayiyle uğraşmayıp ya da benim gibi çarçur etmeyip parayı en azından. Bayağı bir yıkıp yaptık çünkü birçok şeyi. Tahminimce yiyecek içecek sanayi, tarım sanayi, oraları büyütüp o öyle yapıyorlardır diye düşünüyorum. Havuz bile yapmışız be ulan. Yapıyoruz bu sporu. Bir dakika, buralar var mı? Varmış. Buraları da eklemişiz. Elektrik satıyorum zaten. Bu da çok komik bir fiyattan gidiyor elektrik yani. Geçinebileceğiniz bir fiyat değil. Ha dur. Kıyafet. Kıyafeti al, sat. Aha elektrik kesildi. Sovyetlerde sıradan bir gün. Bunda mı yol bağlantısı? Abi ya. Kumaş satmayacağım. İşlenmiş sanayi kazandırıyor da onları bir şekilde yüklememiz lazım. Asıl problem o. Yani işlenmiş sanayi problemim yok da. İşlenmiş sanayiyi şu an satmak konusunda ciddi bir problemim var. Çünkü çoğunu daha şeye bağlamadık. Altyapıya bağlamadık satış için. Heh, işçiler gelmiş burada, başlamışlar inşaatları. Daha her şeyleri eksik. Kömür mü bitti? Yuh. Kömür almamız da dolarla alalım kömürü de. Bunda elektrik yok diye kömür yok. Onda da kömür yok yani direkt. İşçi sayısı çok az. %1 işsizimiz var abi. Daha çok insan lazım bize. Kömür çıkmıyor mu? Kömür çıkıyor. Bak buradan çıkıyor. Yavaş yavaş çıkıyor bu. Buradan hem şeye yüklüyoruz, buraya bunları yüklüyoruz çeliğe gitsin diye. Al dolarla alalım kovalıyor. Dolara harca, ya bilmiyorum dolar ne kadar ihtiyacım olacak ama harca anasını satayım. Para daha çok lazım ondan eminim.
Kömürümüz olmazsa zaten sıçarız. Çelik üretemeyiz, dışarıya bir şey satamayız falan filan. Oha, 55 ton çelik var. 55 ton çelik birikmiş. Nerede lan bizimki? Bayağı bir çelik var. Bunları satmamız lazım. Diğer ne yaptı? Sattı mı acaba? Satmış gibi durmuyor ama. Dolara sümküren vatan. Niye normal bir şey yapmıyor oğlum bu insanlar? Şuradan şurayı bağlayabilseydik bu depoya bu sırada gerçi kıyafet almıyorum zaten başta. Söylediğime bin bir pişman oldum şu an. Container. Trenlerin girip de içinden şey alabileceği bir yerimiz yok şu an, kargo alabileceğimiz. Yani kıyafet, yemek, alkol satabileceğimiz. Aslında direkt sanayiyi şu an daha iyi anlıyorum. Çok makro oynamışız. Yani petrole, metroya, şuna buna gireceğine onlarla gerçi petrole girmeden de inşaatı kendin yapamazsın. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Belki toprak yolla falan takılıp. Çünkü bir tren yolu bakayım 30 bin ruble diyor sadece depo için. ₺23.000 de şey. Harita neydi? Dilli bir şeydi ama ne olduğunu hatırlamıyorum ki. Tepelik mepelik bir şey yapıyoruz. Burada 4 tane forklift var ama şey yetmiyor buna. Nerede bu forkliftler lan? Oturuyor bunlar. Neden? Doldu mu ki bu? Ha, buraya dolduruyor. O yüzden adam gibi şey tuğla satamıyoruz. 50 ton kömür. Tamam, kömür üretimini şu an biraz sübvanse ediyorum. Hızlansın diye. Doldur bakalım. Diğeri nerede? Çelik şeyi. Kömür götürüyor. Bu kömür götürüyor. Herkes kömür götürüyor. Bunun içi dolmuş. İşçisi yok. Aa, çalışın. Fıçş. Çalışın lan. Ne demek işçisi yok? ₺60 götürüyor. Ben ne yaptım? 36 ton ondan 2.8'de ondan aldı. İyi, 15.000. Allah bereket versin. Yalnız buna ekstra bir durak daha ekleyip burada %50'sini dolduralım üstüne. Dolana kadar da bekle emri verdim. Bunun yerini değiştirebilmemiz gerekiyor ama neyse. Dönüşte şey yapar. Burada da en azından tuğlaları satalım. Tuğla ne kadara gidiyor acaba ya? 29'muş tanesi. Alkol çok pahalı aslında. Alkol, o yüzden oyunun başında yapıp satmak lazım gibi duruyor. Alkolün fiyatı inanılmaz pahalı. Bağlayamaz mıyız lan burayı? Dur bakayım ya. Alkol satmak istiyorum.
Dur bakayım. Ya burası yine buraları bir elleyeceğiz. Dolarla elleyebiliyorsam dolarla elleyeyim şuraları. Bekle. Yine atam yıkılmadı hala da. Çok da sert bir geçiş olmadı gibi orası. Şimdi bir daha. Her şey alkol satmak için arkadaşlar. Yapacağınız şey yolu. Aha. Şöyle bağlasam gerisini hallederim herhalde. Siktir ya. Ya. O kadar da steep değil ya. Bence değil yani. Hah. Hah işte bu be. Fabric. Çok sert bir dönüşmüş. Bunu da aslında yerini değiştirsek. Ama buraya fabrik geliyor her türlü ya. Şimdi yalnız bu trenlerin hiçbiri bunu alacak götte değil. He. Bu kadar iş yaptık da biz. Ben hiçbir trenim alkol taşıyacak şeye sahip değil. Ne olmuş? Trafik olmuş. Kömür yükleniyor. 300 ton kömür mü bekliyoruz biz? %60, %50 falan yükle Allah aşkına, ne olacak? Ama bak kaç tren bekliyor, trafik oldu. Daha bu herif dönüp bu depoya dolduracak falan. Bu ne yaptı? Sattı mı? Nerede lan buradaki? Ha o burada, tamam. Bu satacak 15.000 ruble geliyor. Ya bunu sattığından çok bir şey kazanmıyoruz işin komik kısmı. Dolar fiyatı daha iyiymiş sattıklarında. Alkol giriyor mu senin içine? Girmez. Alkol için sana bir şey katmamız lazım.
Ne geri çeksek bile ulan yetmeyecek ki. Bakayım. Hop hop hop. Alkolü bu taşıyor ama 16.000 istiyor. Daha ucuzu yok gibi. Tamam, birkaç satış yapsınlar o zaman, biraz para gelsin, öyle bakacağız artık. Bazı şeyleri satın alıyoruz galiba, nereye gidiyor tam bilmiyorum şu an bütçeyi ama bir yerlere gittiğine eminim. Aa, şey alabiliyormuşum. Borç alabiliyormuşum ruble olarak. Burada biz ne alıyoruz ya? Kıyafet alıyoruz. Yemek alıyoruz. Elektronik alıyoruz. Elektronik falan anladım. Hadi dükkanlar satıyor da. Kıyafeti niye alıyoruz oğlum biz? Bizim kamyonlar götürmüyor mu? 20 yıla yıkılacak. Ulan 20 yıla daha çok var. Yeterince doktorumuz var mı peki? Hastanemiz hangisi acaba? Binalar biraz daha net olabilir be oyunda mesela. Yani şuradan ne bileyim. Hastaneye tıkladığımda mesela görebilsem nerede hastanem var böyle. Hoş olabilirdi. Biz buraya itfaiye yaptık ama itfaiye araçları yok tabii sattığımız için. Hapishaneye de gidiyor olabilir. Doğru diyorsun. Buna da yiyecek, kıyafet falan gidiyor. Ekleyelim. Oraya da götürelim. Şu an çalışıyor galiba bunlar. Aynen. İşsizlermiş. Lan iş atamasını nasıl yapıyorduk ya? Relocate değil de iş gücü olarak sanki böyle bir böyle de sağlayabiliyorum. Bu kadar uzun yolu yürürler mi bilmiyorum ama. Her şeyi göster. Elektriği biraz arttırayım diyeceğim ama sanırım bayağı bir gidiyor zaten. Demek işçi yok. Hemen işçi. Yes. Steep incline'ına sıçacağım şimdi. Boardları da satalım ya. Nerede o şey tren? Neredesin göt? Boardları da eklesen bunu. Daha fazla mal sat. 15 binlik gelir gelecek şimdi. Ya buraya alkol ve şey götürebilsek şu an yakıt, benzin demek keyfimize de benzini götürebileceğimiz bir altyapı yok ya. Aslında şeytan diyor çek şeyi borcu benzin sat. Niye yapmıyoruz ki? Sonu iyi bir yere varmayacak mı? Varacak. Alkolü de satmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. İkisini de yapmış olalım. Ne kadar borç çekebiliyoruz mesela?
5 yıl desem faiz ne kadar artıyor? 3 yıl de faize. 500 binlik çek mesela. 500 bin yeter mi bilmiyorum ama. Onu 1 milyon ruble yap. 3 yıl yerine de 5 yap. %5 ne yapar? %5 ise 1 milyonda 4 tane daha sıfır ekleyeceğiz. 5 bin mi? 50 bin. Al ya, al. Bir şey olmaz. Borç yiğidin kamçısıdır ve fıtış. Bunları bilmeyene ben öğretemem yani. Yapacak hiçbir şey yok. Nerede bizim şey? Dizel lokomotif. Daha ucuzuyla satın. Sıçarım şarap çanağınıza. Daha ucuzuyla. Sıçarım, herkes pahalı pahalı şeylerle gidiyor. Boxcar. Bir tane de bundan al, aynen. Sen şimdi geliyorsun buraya, tamam mı? Burada kıyafet alıyorsun. %100 değil. %50. Alkol de al. Yani yiyecek satmayalım ya. Kumaş da satmayalım. Bunları alıyorsun moruk. Sonra şuraya hepsini bırakıyorsun. Oradaki trafik sıkışacak şimdi yavaştan. Sovyetler neden battı? Sovyetler batmadı kardeşim. Sen bir rahat ol. Ben çıkartacağım onları şimdi. Ne demek battı? Batma çıkma yok. Ama şimdi çok fena para gidecek. Ondan eminim yani. İnanılmaz sağlam para götüreceğiz. Bu gidiş yolu mu? Bize buraya giriş yolu lazım. Parayı nereden kazandık? Borç çektik Koray. Ne yapalım? Ne yapmamızı istersin? Bunlar gidecek, bu da gidecek, bu yolda gidecek. Ters oldu ki. Nasıl bağlanırız? O kadar ağzına sıçacağım ki şeyin. Tren yolunun. En kolay nereden geçirebilirim diye bakıyorum şu an. Nehrin kenarından gelip şurada düzlükten bağlanabiliriz böyle. Hadi öyle yapalım. Şimdi burada geliş ve gidişler var. Şunu bir ayarlayalım. Nasıl crossing not allowed? Bayağı kötü bir yerden crossladık yalnız, hakikaten doğru diyor.
Burayı biraz uzatalım. Şöyle bir dakika. Elektrik problemleri çıkmaya başladı. İş yok ha. Niye bu kadar kısa tutuyor ya crossing'i? Tamam, biz böyle vuralım o zaman buradan. Nasıl ya? Ha. Tamam. Şimdi burası gidiş, burası o kadar karışacak ki buralar. Karışacak vaziyet alın o yüzden. Bunu da dememin aslında başlıca sebebi şu. Buradaki tren yolunu aslında öyle bir ayarlamam gerekiyor ki benim. Şu mixleri ve chainleri ayarlamam gerekiyor ama nasıl işlediğini hiç bilmiyorum onların. O yüzden yapacak pek de bir şey yok. Burasının böyle gideceğini, buranın da böyle gideceğini ayarlarsak herhalde bir şekilde bunu böyle bağlayınca buraya kayacak. Tamam. Bunları galiba chain yapmam gerekiyor ama. Bilmiyorum, düzeltiriz olmalı. Yani nasıl düzeltiliyorsun? Ben bunu niye yaptım ki? Bir dakika. Çok saçma bir yol oldu. Ben ne yapıyorum ya? Oğlum tren zaten buraya gidiyor. Okey. E tamam, buradan da gelecek bu tren. Ben yanlış yerden verip duruyorum şu an. Şurada cross yapacak. Tamam. Onu ayarladık zaten. Dönüş rotasındaysa böyle gidecek zaten tren. Burada bir sıkıntı yok ki. Niye böyle bir saçmaladım burayı yaparken anlamadım. Mümkün olduğunca telefonu yapmamıza gerek kalmadan gidebileceği bir rota yapmaya çalışacağım ama. Ha, dolarla yapıyormuşum zaten telefonu ya. Bir süre bu rota devam edebilir takibe. Çok uzun bir rota olduğu için şey yaşamaz. Trafik yaşamasın. Burası geliş. Burası da gidiş. Bariz sebeplerden ötürü. Bitti gitti. Neredeyiz ki şu an, bir dakika. Gündüz olaydı ya.
Bizim tren yolu nerede? Biz neredeyiz? Hah. Burada. Bunu en rahat ya buradan geçireceğim ya buradan geçireceğim. Burası daha kayalık gibi sanki. Şuradan geçirsek daha iyi. Ya da buradan da geçebiliyor. Burası daha rahat sanırım. Çok aşırı masraflı da sayılmazmış aslında. Da şeyi kestiremiyorum. Diğer demir yolu nerede diye kestiremiyorum. Zoom out yapmak zorunda kalıyorum her seferinde. Ya bu uzun yerleri genelde ikiye ayırmamız lazım ki trafik oluşmasın. İki tren yollayacağız. İki tren gidecek şeye. Ticarete. Ambulans varmadı. Ambulansı siktir et de şeyi unuttuk biz. İtfaiye. İtfaiye alacağım diyordum buraya değil mi? Ambulans nereye niye varamadı onu da bilmiyorum ama. Burada hastane var mı ki ya? Burada hastane de yok, geçmiş olsun. Onu da ayarlarız. Dur şimdi şuradaki tren yolunu bir ayarlayayım. Da 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 da. Sağa geliş miydi, gidiş miydi? Fark eder mi? Fark etmez. Burayı bağlayalım. Öyle git. Ne olacak ki? Tamam. Şimdi bir depo yapıp bağlamamız kaldı bir tek. Ama burası tepeliğe denk geldiği için... Hay ağzına sıçayım, o nasıl bir şey öyle? Zoom out oynamanın sıkıntıları. Burası da tepe işi boktan kısmı. Treni bağlarken acı çekeceğiz. Bakarım Koray bağlantısına daha sonra. Nereye bağlanmadı ya? Zaten hata verir bağlı değilse, ona göre de yaparız oğlum, ne olacak? Her yer bağlı gibi duruyor, şu an sıkıntı yok.